Büyük milletimiz, vatan sevdalıları tekrar merhaba. Evet, Ulusal Gönüllüler programıyla birlikteyiz. Ana haber bülteninde aktarmıştık sizlere. Yönetim kurulu başkanımız bizimle birlikte Adnan Türkkan. Adnan Türkkan'la biraz aslında o neden ulusal kanala ihtiyaç varı konuşacağız ama biraz geçmişten de bahsederek. Yani nasıl geçmişten bahsederek? Kurtuluş Savaşı yıllarında iletişim ne kadar önemliydi? İletişime nasıl muhtaçtı insanlar ve bunu sağlamak için, iletişime ulaşmak için ne gibi mücadeleler veriyorlardı? Bunları biraz hatırlamaya çalışacağız. Yine bu arada Ulusal Kanal'ın yönetim kurulu toplantısı var pazar günü bildiğim kadarıyla, değil mi? Ulusal Kanal Genel Kurulu, Genel Kurulu. Şirketler Genel Kurulu var. Pazar günü bu Şirketler Genel Kurulu ile ilgili de yönetim kurulu başkanımızla konuşacağız. Hep merak ediyorsunuz ya, Ulusal Kanal nasıl yönetiliyor? Ulusal Kanal kimin? Ulusal Kanal'ın sahibi kim gibi sürekli sorular soruluyor. İşte biraz onların da cevabını vereceğiz. Hem de tam bu hani büyük medya patronları ya da medya kuruluşları dedikleri şeyler el değiştiriyor ya, tam bu ortamda Ulusal Kanal'ın varlık nedenini biraz konuşmaya çalışacağız. Adnan Türkkan merhaba. Merhabalar. Şimdi o tarihsel sürece bir dönelim ama önce isterseniz şu toplantıyı bir konuşalım öncelikle. Bu toplantıda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bu toplantı niye yapılıyor? Kim bu toplantıya katılacak olan kişiler? Bunları bir anlatalım. Ondan sonra Ulusal Kanal'ın gerekliliğinden biraz bahsedelim. Tabii. Bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi pazar günü, 25 Mart pazar günü saat 11'de Ulusal Kanal'ın İstanbul'daki binasının hemen yanında bir meslek odamızda Ulusal Kanal Genel Kurulu'nu yapıyoruz. Ulusal Kanal'ın bünyesindeki şirketlerin genel kurulu'nu yapıyoruz. Bu resmi bir süreç aslında. Yani yılda her yıl bir kez yapılır. Biz bu resmi süreç çerçevesinde bütün ortaklarımıza mektuplar göndeririz, mesajlar göndeririz. Ayrıca telefon aramaları da yapılır ama yapıldı birçoğuna da. Ben bir kez daha duymamış olanlara bu toplantımda davet ediyorum Ulusal Kanal ortaklarını. Çünkü Ulusal Kanal bambaşka bir model. Gerçekten sistemin, yani ne havuz medyası ne holding medyası. Ulusal Kanal tam bir halk televizyonu. En başından beri hep bunu vurguluyoruz. Ulusal Kanal'ı bugünlere taşıyanlar şu kameranın arkasında bizi izleyen izleyicilerimiz. Onlar sadece izlemekle yetinmiyorlar. Her Ulusal Kanal'ın başı sıkıştığında, Ulusal Kanal adım atmak istediğinde, atım yapmak istediğinde o tuğlaya bir tuğla koyanlar, harç koyanlar, Ulusal Kanal'ı var edenler. Emekli öğretmenlerimizden esnafımıza, doktorumuzdan avukatına kadar Türkiye'nin birçok meslek grubundan dostlarımız var. Ulusal Kanal'ı var edenler. Onlarla buluşuyoruz. Yılda bir kere buluşmamızın en temel şeyi şu tabii, aynı zamanda Ulusal Kanal bir halk televizyonu olduğu için Ulusal Kanal orada Ulusal Kanal'ı var edenlere biz yönetim olarak hesap veriyoruz. Yaptığımız işleri anlatıyoruz. Yayın alanında ve mali alanda yaptıklarımızı, hedeflerimizi, yeni koyacağımız işleri, projeleri onlara konuşuyoruz ve evet hep birlikte bu işe var mıyız diyoruz. Sonuçta Ulusal Kanal'ın arkasında, yani Ulusal Kanal'a kaynak akıtan ne bir havuz var ne de başka işte ticari İhaleler peşinde koşan ticaret şeyimiz var, holdinglerimiz var. Ulusal Kanal milletin kanalı, gücünü milletten alıyor. Ve Ulusal Kanal gücünü milletten aldığı için aynı zamanda talimatı da milletten alıyor. Burası çok önemli. Hani Ulusal Kanal Ergenekon'du, Balyoz'du, daha önceki bütün kritik süreçlerde Türkiye'den yana, vatandan yana, milletten yana tavır koyabildiyse korkusuzca, aman reklamım mı kesilir, aman bana baskı mı gelir diye ürkmeden, korkmadan tavır aldıysa işte bu ekonomik yapısı sayesinde. Bu çok önemli bir model. Yani Türkiye'nin geliştirdiği, Türk milletinin geliştirdiği bir model aslında. Tabii ki buna öncülük eden ağabeylerimiz var. Ama Türkiye'nin yarattığı bir model. Bir çok önemli bir model. Sistemin, Batı'nın özellikle medya üzerinden kurduğu hegemonyaya karşı, işbirlikçiliğe karşı Türkiye'nin, emekçilerinin, üretenlerinin, vatanseverlerinin, Mehmetçiğin sesi oluyor Ulusal Kanal. Ve 25 Mart pazar günü saat 11'de yapacağımız toplantı da bu bakımdan çok önemli. Çok değerli dostlarımız bizlerle beraber olacaklar. Ve orada bugünden söyleyemiyorum, içimde biraz zor tutuyorum aslında. Çok yeni bir projemiz var. Yani Ulusal Kanal'a bir, şöyle söyleyeyim sadece, Ulusal Kanal'a bir kardeş geliyor. Bunun kararını vereceğiz orada. Diyeceğiz ki, evet Türkiye bu koşullarda Ulusal Kanal bir adım daha atmak istiyor, bir atılım daha yapmak istiyor. Hani yeni yeni mecralardan, farklı alanlardan daha geniş kitlelere ulaşmak istiyor. Bu Türkiye'nin aydınlığını, cumhuriyete, vatana sahip çıkan bu
bütün kesimlerimizin, Türkiye'mizin sesini her noktadan insanlarımıza, milletimize ulaştıralım, orada milletimize ulaşalım diyeceğiz. Onun müjdesini pazar gününe saklıyoruz. Çünkü pazar günü oranın kararıyla, genel kurulda alınacak kararla bu işe soyunacağız. Ama eminim ki oradaki dostlarımıza zaten uzun süredir bizden bu adımı bekliyorlardı. Şimdi heyecanla o pazar günü yapılacak toplantıdan çıkacak kararla beraber kolları sıvayacağız ve yeni bir eşik atacağız Ulusal Kanal'a. Yeni bir adım attıracağız ve Ulusal Kanal kardeşiyle beraber çok farklı alanlarda da sesini duyuracak. Şimdi şöyle oluyor. Gerçekten çok ilginç bir durum bu. İşte Ulusal Kanal'da çalışan biri olarak, başından beri çalışan biri olarak da bunu takip ediyoruz, görüyoruz. Hani böyle zor zamanlarda bile, en zor zamanlarda bile ne oluyordu? İşte aman Ulusal Kanal, başkaları televizyon kanallarını satarken, hatta işte Fethullahçılara falan satarken vaktiyle, işte Ulusal Kanal'da satacak mı diye beklenirken birdenbire bir bakıyorduk, Ulusal Kanal yayın grubu farklı bir hamle yapıyor. İşte Aydınlık Gazetesi'ni mesela gazete haline getiriyor, günlük yayın organı haline getiriyordu. Ulusal Kanal'ın bağlı bulunduğu yayın grupları vesaire. Şimdi de başka bir kardeş diyorsunuz. Yani gene bugün ortamda işte Türkiye bir vatan savaşı içinde, işte çok büyük bir yoğun gündem var. İşte ekonomik buhrandan falan bahsediliyor. Ekonomik buhrandan bahsedilirken, ekonomik baskılardan bahsedilirken siz bir kardeşten bahsediyorsunuz. Evet. Ya bu tabii herhalde bu biraz önce anlattığınız o güçlü kitleden ya da o güçlü ortaklar kitlesinden kaynaklanıyor. Bakın biz Ulusal Kanal'ı, tamam sen de baştan beri içindesin. Gerçekten adımlarını atarken hep Türkiye'nin ihtiyaçlarından hareket ettik. Yani Türkiye'nin ihtiyaçlarından hareket edilmeseydi eğer 2001 yılında ne bir kanalı yaşatacak ekonomik güç vardı. Evet. Hatta o zaman da biz tabii gençlikteydik, öğrenciydik o zaman ama Kur'an büyüklerimiz, işte Ferit Tilseverler, Mehmet Sabuncular, Yalçın Büyükdağlar, Turan Özler hep anlatır. Yani kanalı kurmaya karar verdiğimizde yaşatamayız, sürmez, birkaç yıl sonra kapanacak vesaire gibi. Hep bunun üzerinden diyenler de vardı ama bir yandan da yaparız diyenler var. Bu ihtiyaç çünkü. İyi ki de kurulmuş Ulusal Kanal. İyi ki de Ulusal Kanal kuruldu ki işte o 1 Mart tezkeresinde işte o zaman hep konuşulur. Türkiye'nin havasını değiştiren buradan var mısın diye sizlerin yaptığınız yayınlar. Rauf Denktaş nöbetleri, oradan gelen işte Ergenekon, Balyoz, büyük tekel eylemleri ve şimdi yine bugünkü noktaya kadar geldiğimizde hep Ulusal Kanal olmaz denilen, çıkmaz denilen yerde milletine dayandığı için, milletinden gücünü aldığı için ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını gördüğü için adımını atıyor. Bugün de öyle. Bugün de Ulusal Kanal'a çok büyük ihtiyaç var. Evet, medyada el değiştirmeler oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Geçmişte de oldu bunlar. Bazılarını söyledin gerçekten. İşte 2003'te, 2004'te başka kanallar vardı, 2006'da başka kanallar vardı. Ergenekon operasyonuyla birçok kanal el değiştirdi, kapandı. Hı hı. Çeşitli gerekçelerle, ekonomik veya siyasi. Ya da sustu, sindi, bir şey oldu. Evet, yeter artık dedi belki ama Ulusal Kanal hayır. Ulusal Kanal o özlediğimiz çağdaş cumhuriyeti, Atatürk'ün o bağımsız, özgür Türkiye'sini kurana kadar Ulusal Kanal görev başında olacak. Evet. Bu çok önemli. Bizim hepimizin bütün yönetim değil sadece, buradaki bütün çalışanların, arkadaşlarımızın kalbi, yüreği, her şeyiyle bu işin içinde olduğumuz için. Evet. Ve sadece çalışanlar değil, şu ekranları başında, şu an bizi izleyen dostlarımızla beraber yüreğimiz bir çarptığı için bu zorlukların üstesinden gelip yeni atılımlar yapabiliyoruz. Şimdi hızlı konuşmaya çalışıyorum, araya girmeye çalışıyorum çünkü vaktimiz az ya. Şunu yavaş yavaş geçelim o zaman. Yani toplantıyı anlatmış olduk. Pazar günü gerçekleşecek. Orada büyük bir müjde var. Bu müjdeyi paylaşacağız o gün. Ve dostlarımızı, burada Ulusal Kanal'ın ortaklarına biz dediğim gibi mektuplar gönderdik ama ulaşmamış olanlar varsa şu an bir kez daha ekrandan çağrı yapıyoruz. Saat 11'de buyursunlar. Ulusal Kanal İstanbul'daki merkezinde. Burada hemen yan binamız. O toplantımızı gerçekleştireceğiz. Önemli bir toplantı olacak. Ulusal Kanal'ın hani her yıl yaptığımız toplantılar tabii oluyor ama bu gerçekten yeni bir atılım yaptığımız ve birkaç yıl sonra iyi ki de bunu da yapmışız, bu yükün altına girmişiz ve başarmışız diyeceğimiz bir atılım olacak, bir müjde olacak. O müjdeyi paylaşmaya davet ediyoruz dostlarımızı. Evet. Şimdi gelelim o biraz önce söylediğiniz şeye, var mısınız kampanyasına. Hemen şöyle bir sardım kaseti. Bir toplantıydı o. Aşağıda haber merkezi toplantısındaydık. İşte Ferit İlsever, Serhan Bolluk, Füsun İki Kardeş, Rafet Ballı, bir sürü daha işte Hikmet Çiçekler vardı, herkes vardı. Hüseyin Aydar vardı. Şair Hüseyin Aydar, şu anda hepimizin tanıdığı. Ve dedi ki ya Türkiye çok zor bir durumda, bir program yapalım ve bir slogan bulalım. İşte o sloganı Hüseyin Aydar yanlış hatırlamıyorsam bulmuştu, var mısın sloganını.
İşte o var mısın sloganı üstünden de biz bir programlar dizisine başlamıştık. İşte ülkemizi bölüyorlar, milletimizi ayrıştırıyorlar, işte cumhuriyetimizi yıkıyorlar. Ama Ulusal Kanal direniyor, var mısın diye başlamıştık. O zaman da Ulusal Kanal 3. 5. yılıydı, bilmiyorum şimdi tam hatırlamıyorum. Ama işte bugünlere kadar geldi, direndi. Varız 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 dediler ve işte bu varız noktaları buraya kadar geldi. Ama onu getiren bir birikim var tabii. Onunla birlikte bir de bir klip ortaya çıkmıştı. Hüseyin Haydar'ın da büyük katkısı vardı o klipte. O klipte işte Telgrafçı Hamdi. O Telgrafçı Hamdi uzun süre Ulusal Kanal'ın sembolü oldu. Yani şimdi Ulusal Kanal'ın ekran yüzü kimdir diye sorsalar bana bir sürü isim verebilirsiniz. İşte şu anda ekranda. Bence Ulusal Kanal'ın en büyük ekran yüzü Telgrafçı Hamdi'ydi. Ya da ekran ruhu mu diyelim ya? Ekran ruhu. Yani Ulusal Kanal'ın ruhu aslında. Ruhuydu, evet. Ruhu. İşte o misyon, teller. Görevi bu. Ulusal Kanal'ın üstlendiği iş. Biraz şu Telgrafçı Hamdi'yi biraz çalıştım, biliyorum Telgrafçı Hamdi üstüne. Biraz anlatır mısın bize Telgrafçı Hamdi neden Ulusal Kanal'ın ruhu? Ya aslında biz tabii hep böyle zorluklarla mücadelede tarihimizden güç alıyoruz gerçekten. Özellikle hani bugün de yine 90 yıl önceki emperyalistlere karşı karşıyayız. Yine vatanımızı o sevdiği yaptıkları gibi paramparça etmeye, bölgeyi paramparça etmeye çalışan emperyalist güçlere çarpışıyor bugün Türkiye. Yani Afrin'den tutun da işte o Suriye'nin kuzeyini, Irak'ın kuzeyi, Türkiye'nin güneyinde hep operasyonlar, hep buraları bölmeye yönelik, milleti karıştırmaya yönelik operasyon yürütülüyor. Batı merkezi operasyonlar var ve Türkiye buraya karşı adımlar atmaya çalışıyor, direniyor. Biz hep burada tarihimizden güç alıyoruz. Çünkü yani az önce olmaz denilenlere yaparız diyenler, ben yokum denilenlere varız diyenler mücadelesi aslında. Türkiye'de böyle bir mücadele var. Sonuçta Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmaya karar verdiğinde bütün subaylar çıkmadı onunla beraber. Bir avuç subay çıkmıştı. Ya da birçok insan çıktı karşısına, ya silah bulamazsın, para bulamazsın, ordu bulamazsın dediler. O da bu millet bağımsız yaşayacak, o yüzden de para da bulunur, silah da bulunur, ordu da bulunur dedi. Çok önemli. Bizim Kurtuluş Savaşı'nın aslında çok, hani biz o Telgrafçı Hamdi örneğinde olduğu gibi çok önemli bir noktası var. Şimdi tabii şunu söyleyelim. Telgrafçı Hamdi sembol isim. Telgrafçı Hamdiler isminden şekillenen mesela o Fatsalı Halim Efendi'ydi bizim klibimizde oynayan kişi. Tabii. Yani anlatılan kişi Fatsalı Halim Efendi'ydi ama o Telgrafçı Hamdiler soyundan gelen bir kişi olduğu için Fatsalı Halim Efendi ya, o. Kurtuluş Savaşı'nın tabii çok gerçekten kahramanları çok. Şuradaki Nut'u rica etsem, Nut'u alayım da onun üzerinden bir şey söyleyeceğim. Olur. Verebilir miyiz emin? Mustafa Kemal Atatürk bu telgrafçıları o kadar önemsiyor ki. O Nut'u da ben hani çıktısını aldım ama Nut'u da gösterelim dostlarımıza. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nut'ta iki sayfadan fazla yer ayırdığı Nut'ta bir telgrafçı. Manastırlı Hamdi. Telgrafçı Hamdi diye bildiğimiz. Evet. Manastırlı Hamdi. Atatürk bu Nut'unda bunu uzun uzun anlatıyor. Ve Nut'ta adını anarak teşekkür etme gereği duyduğu bir kahramandan bahsediyoruz. Telgrafçı Hamdi. Atatürk şöyle tarif ediyor. Bu hamiyetli ve cesur Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı İstanbul'da geçen acı olayları öğrenmek için kim bilir ne zamana kadar bekleyip duracaktık. İstanbul'da bulunan nazır, milletvekili, komutan ve teşkilat adamlarımız içinden bir kişinin çıkıp da zamanında bize haber vermeyi düşünmemiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki hepsini heyecan ve çarpıntı kaplamıştı. Bir ucu Ankara'da bulunan telin İstanbul'da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın bir duruma gelmiş oldukları yargısına varmak bilmem ki doğru olur mu? Telgraf memuru Hamdi Efendi sonradan Ankara'ya gelerek karargahımıza telgraf memurluğu yapmıştır. Kendisine borçlu olduğum teşekkürü burada açıkça söylemeyi milli ve vatan görevlerinden sayarım. Bu telgraf şudur. İstanbul işgal edilmiştir. Hatta bunu da Nazım Hikmet anlatır Kurtuluş Savaşı destanında. Der ki 1920'nin 16 Mart'ı öğleden evvel saat 10'da makine başında şöyle bir telgraf aldı Ankara'daki. İngilizler bastı bu sabah Şehzade başındaki müzika karakolunu, müsaademe edildi. İşgal altına alıyorlar İstanbul'u şimdi. Verayı malumat arz olunur, Manastırlı Hamdi. Bakın İstanbul işgal ediliyor, karakollar basılıyor.
Mustafa Kemal'in eleştirisi, orada diyor bir sürü komutanlar var, vekiller var, bakanlar var. Hiçbirinin aklına haber vermek gelmiyor diyor. Ama telgrafçam diyor. Telgrafçam da geliyor. Ne örnek? Belai malumata. Bak, çok daha ayrıntılar var burada. Çünkü bakın, Kurtuluş Savaşı'nı veriyorsunuz. İsterseniz bir telgrafçı, yani Hamdi'nin örneğidir. Fatsal Halim Efendi. Bir onu izleyelim, üzerinden devam edelim. Hadi arkadaşlar, bir izleyelim Fatsal Halim Efendi, o meşhur klibimizi bizim. Eyvah, yetişmedi, ne yapacağız? Sen tut şunu. Vücudumu ıslatıyorum. Göreceksin. Su cereyanı kolay geçirecek. Ömer. Tamam. Şu tahtaya da bastın mı? Evet. Al silahı, ateş et. İşaret ver. Ama düşman? Ne diyorsam onu yap. Bu telgrafın hemen çekilmesi lazım. Hadi. Hadi ateş et. Patladılar. Fatsalı Halim Efendi, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman telgrafçılarından. Bu ülke bugün de kahramanlar yetiştiriyor. Evet. O haber ulaşacaktır. O telgraf, o karar iletecek. Mecbur. Yani şöyle düşünün, 1919'un Anadolu'suna dönün. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı kararı vermiş. Milleti örgütlemek istiyor. Çıkmış Samsun'a. Şimdi okuyoruz ya, Amasya genelgesi, Sivas genelgesi. Nerede inanacak bunlar? Millete nasıl ulaşacak? Millete ulaşmayan o genelgenin bir hükmü var mı? Bir geçerliliği var mı? O genelge, o kararlar milletin iradesini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O geneldeki talimatlar, kararlar. Millete ulaşmadıkça bir hükmü var mı? Yok. O salonda kalırdı. Peki o zaman televizyon var mı? Yok. Gazeteler var mı? Yok. Var ama hepsi İstanbul'da ve işgal altında. Yani işgal altında. Matbaalar yok en azından. Evet. Nerede basılacak yani? İnternet var mı? WhatsApp var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İşte onu, o günün en güçlü iletişim aracı telgraflar. Ve Kurtuluş Savaşı önderliğinin, Mustafa Kemal'in çok ustaca kullandığı bir silah aslında bu. Ve tabii ki İngilizlerin denetiminde olan telgraflardan bahsediyoruz. Şifreli yazışmayı, bakın Damat Ferit o dönem bir karar alıyor, bakanlar karar alıyor. Şifreli askerler arasındaki şifre yazışmayı yasaklıyorlar. Sırf bu türlü yazışmalar olmasın diye. Mustafa Kemal buna isyan ediyor. Telgrafhaneleri basıyorlar, gizli hatlar çekiyorlar. Ve Kurtuluş Savaşı'nın kararlılığını, alınan kararları, eylemleri, protestoları, bütün hepsini, yani milleti ayağa kaldırmak için ölümü göze alarak telgrafçam bile görev yapıyor. Evet. Şimdi, buna benzer bir örneği Samsun'da yaşanıyor. Samsun'da, daha Mustafa Kemal Atatürk Samsun'da, Mustafa Kemal Paşa, Ahmet Remzi Bey, sonradan Coşkun Ersoy'dan alıyor, telgraf memuru. Şöyle anlatıyor çok kısaca, bir gün nöbetçiyim diyor, paratoner olmadığı için havada yağmurlu, elektriğin kablosunu toprağa verdik diyor. Biraz riskli bir durum oluşmuştu diyor. Birden diyor, nöbetçi geldi diyor, paşa geliyor diyor, ayağa kalktık, paşa çok acele geldi. Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor dedi. Dedim ki hava elektrikli, telleri toprağa verdik, sizi görüştüremem. Sonra şu konuşma geçti aramıza diyor. Bu konu vatanın kurtuluşu ile ilgilidir. Muhakkak görüşeceğim. Bir elini makineye koy, diğerini ben tutacağım. Yıldırım çarparsa senin de çarpar beni de. Çünkü o gün, o dakikada Havza'ya ve Amasya'ya, çok kritik oradaki komutanlara bir karar edecektir Mustafa Kemal. Bir görüş alışveriş yapacaktır. Ve yıldırım çarpma riskini göze alarak o haberin gitmesini sağlamak üzere biraz oradaki memuru cesaretlendirmek için aynı Fatsal Halim Efendi'nin yaptığı gibi Mustafa Kemal bu adamı bedenini atıyor. Oraya koyuyor. Evet. Bak. Şimdi bu bedenini ortaya koymaktan bahsederken şimdi çok kısa zaman var, o yüzden sıkıştırmaya çalışıyorum. Yani dün bir dizi vardı televizyonda, evet. Yayınlandı. İşte Bu Vatanım Sensin dizisi. Bu Vatanım Sensin dizisinde yine millete iletişim, yani millete bilgi götürmek açısından çok önemli sahneler vardı. İçimiz titriyor ya bizim. Bazı izleyelim, ondan çok sonra titremiyormuş, konuşalım. Değil mi? Evet. Ya bir izleyelim, doğru diyorsunuz ya. Vatan böyle kuruldu. Bu vatan
Kurtuluş Savaşı'nı işte telgrafçı hamdelerle oradaki sahnedeki Vecihi Hürkuş'ta onların ölümü göze alarak kurdukları haberleşme ağıyla Mustafa Kemal'in fikri, Kuvayi Milliye'nin fikri, vatanın kurtuluş ümidi millete aşılandı. Emperyalistlerin planlarını bozan işte o kahramanlardır. Ve bugün o kahramanlar yaşıyor. Ve bugün de Ulusal Kanal'ın kahramanları, hiç mütevazi olmayalım, Vecihi Hürkuşlar gibi, telgrafçı hamdiler gibi, Fasları Halim Efendiler gibi, işte o Samsun'daki kahraman Ahmet Remziler gibi, telgrafçı Ahmet Remziler gibi. Burası bir telgraf izin vermeden vatan için fedaice çalışan kahramanlar yuvası ve bu kahramanların arkasında olan milletimiz. O yüzden biz göğsümüzü gere gere o Mehmet Akif'in dediği gibi tek dişi kalmış canavara karşı milletimizi birleştiriyoruz. Ulusal Kanal olduğu için Mardin'deki elektriği kesilen köylünün sesi millete ulaşıyor. Ulusal Kanal olduğu için o yok pahasına satılan, emperyalistlere peşkeş çekilmeye çalışılan şeker fabrikasının işçisinin, ona pancar satan üreticinin sesi gümbür gümbür Türkiye'ye ve dünyaya duyuruluyor. Evet. Mustafa Kemal bunun önemini bildiği için hep telgraf hanelerin başındaydı. Hep elindeki gazete vardı. Bakın Ankara'ya gelişi 27 Aralık'tır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hakimiyeti milliye çıkardığı tarih 11 Ocak olması lazım. 2 hafta. Yayınımız tabii az ama gerçekten öyle özel örnekler var ki. Sivas Kongresi kararı alınırken, toplantı sürerken günlerce bir yandan alelacele oraya bir telgrafhane kuruyorlar. Çünkü orada kararlarla başka birimlerde görüşmeler, talimatlar, görüşmeler olsun diye. Bu kadar önemliydi. Eğer şöyle düşünüyorum, tabii ki bu millet yine Kurtuluş Savaşı'nı verirdi ama telgrafhanelerin olmadığı bir, kapatıldığı, susturulduğu, ele geçirildiği bir Kurtuluş Savaşı'nı düşünmek bile istemiyorum. Çok çok daha zor olurdu. İşte dünkü dizi de onu anlatıyordu aslında. Evet. Aslında Kuvayi Milliye'nin fikrini, Mustafa Kemal'in kurtuluş fikrini, ümidini, kararlılığını İzmir'e taşımak üzere gelmiş Mehmet Akif. Önce şiirsel bildiri yazıyor ama bildiri dağıtan herkes tutuklanıyor. Sunuyoruz ve onların ruhuyla, Kurtuluş Savaşı'mızın ruhuyla, Faslı Halim Efendilerin ruhuyla, Manastırlı Hamdilerin o fedai ruhlarıyla, mücadele azimleriyle Ulusal Kanal bugün de görev başında. Evet. Ne diyelim? Şimdi Mehmet Akif o konuşmayı bitirdikten sonra, ya daha doğrusu şiiri okuduktan sonra Büyük Millet Meclisi'nde, dizide de izledik. Meşhur şu selamı veriyor. Biz de ana haber bülteni bitirirken böyle selam vermeyi öğrendik. Daha doğrusu biliyorduk da Makedonya'dayken bana bir kere daha hatırlattılar bunu. Bu aslında hem iddiaçıların selamı hem de kuvvacıların selamı. Sık sık yapılır. İşte parmak göğüstedir, kalptedir. Baş parmak da başı gösterir. Yani varlığımız Türk varlığına feda olsun. Feda olsun. Saygılar, sevgiler efendim. Ulusal Kanal'ı izlemeye devam edin.